Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kenar ortay konusunu işleyeceğiz. Üçgende kenar ortay konusu arkadaşlar. Buyurun dersimize. Evet arkadaşlar, öncelikle kenar ortay ile ilgili hayati konu içeriğini şöyle bir kuralları sizinle bir kenara yazalım arkadaşlar. Kullanacağımız A, B, diyelim ki C üçgeni. Kenar ortay ne demek? Şu köşeden çıkıp karşıki kenarı ikiye bölen, bu köşeden de çıkıp karşıki kenarı ikiye bölen, kendi arasında ikiye bölen, bu köşeden de çıkıp bu kenarı ikiye bölen çizgimize kenar ortay diyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Kenar ortayların ortadaki buluştuğu nokta üçgenin ağırlık merkezi. Çok defa karşılaşacağımız bir şey arkadaşlar. Ağırlık merkezidir ve dolayısıyla bir doğru, köşeden çıkan bir doğru ağırlık merkezinden geçiyorsa mutlaka karşı tarafı ikiye bölecek demektir. Yani kenar ortayların buluşma noktası olan ağırlık merkezi burası oluyor. Buradan geçen doğru mutlaka ikiye bölmek zorunda. Peki kenar ortayla ilgili arkadaşlar ne gibi bir kural var? Bakın her tarafı indiği tarafı ikiye bölüyor. Bu bir. Yani şurası A'ya A, burası küçük B'ye küçük B, burası küçük C'ye küçük C. Peki bir diğer önemli kural neresi arkadaşlar? Bu kenardan aşağı doğru inerken, bakın kenar ortaydan aşağı doğru inerken G'den aşağıya, burası 2K'ya K, 2'ye 1 oranı vardır ağırlık merkezinde arkadaşlar. Buradan gelelim, yine buradan G'ye ve kenara 2'ye 1. Diyelim ki burası 2X'e X. Şuraya bakalım arkadaşlar. Burası da 2Y'ye Y. Anlaştık mı? Yani kenardan köşeden diğer kenara giderken 2'ye 1 oranını bu ağırlık merkezi üzerinde defaatle göreceğiz arkadaşlar. Gelelim bakalım bunlarla ilgili örneklerimize, örnek sorularımızı görmeye. Evet arkadaşlar. Şöyle bir üçgenim var. ABC üçgenini hemen çiziyoruz. AB C. Şöyle çizmişiz. Böyle gelmiş. Burası G noktası. Karşılaştıklarına göre G noktası. X eksi 1 burası. Şurası E demişiz. Burası D demişiz. Burası X artı 4. Burası 3X eksi 2. Bize diyor ki arkadaşlar BC artı EC uzunluğunu soruyor. Şuranın tamamı artı şurayı soruyor. Evet sevgili arkadaşlar. Bakalım. Şimdi biz bunu kenar ortay dediğimize göre burayı ikiye bölecek, burayı da ikiye bölecek. Burası x eksi 1 ise burası da x eksi 1. Arkadaşlar buradan bir şey bulamıyorum ama burada x'lere farklı değer vermiş. Bu buna eşittir. Buradan x'i bulur muyuz? Bulalım bakalım. X artı 4 eşittir 3x eksi 2'den. X'i buraya attım, sayı buraya attım. 2x eşittir 6. X'imiz eşittir 3 çıktı. Evet x 3 ise arkadaşlar burası 7. Buraya da 3'ü koyarsak burası da 7. Evet, BC ne çıktı? 14 çıktı. EC ne çıkacak? Koyalım 3'ü buraya arkadaşlar. Burası 2, burası da 2. Evet, 14 artı 2'den eşittir. Ne çıktı sorumuzun cevabı? 16 santim çıktı. Evet, siliyorum. Bir dahaki soruma geçiyorum. Geliyor bakalım. Bol örnekli çözeceğim arkadaşlar. Kenar ortayı. Baştan sona, kolaydan zora, bol bol örnekli sizlerle beraber çözeceğiz. Evet, bir ABC üçgeni. BC üçgeni. Yine kenar ortaylar var. Şöyle. Her taraftan kenar ortay çizilmiş. Tabii ki burası geçtikleri nokta G. Burası D. Burası E. Burası da F noktası. Bize demiş ki arkadaşlar. AE artı BD uzunluğu artı bir de AF uzunluğu. Bunlar 12'ymiş. Tamam mı? Dolayısıyla ABC'nin çevresini soruyorum. ABC'nin çevresi. Evet. AE neresi arkadaşlar? Şurası. X diyelim. BD neresi? Burası Y. AF neresi? Burası da Z olsun.
Arkadaşlar x ise burası da x, y ise burası da y, z ise burası da z. Bize verdiği x artı y artı z değil mi? Şu, şu, şunu verdi. Neymiş bu? 12. Çevre ne? Çevrede 2x artı 2y artı 2z değil mi arkadaşlar? Doğru mu? X artı y artı z 12 ise bunun iki katı ne olacak? 24. Çevreyi buradan tak diye 24 bulmuş olduk. Tamam arkadaşlar? Geçiyorum bir dahaki soruma. Evet arkadaşlar, bir dik üçgenim var. Dik üçgende kenar ortaya olacak şimdi. Bakalım şurası 12, burası d. Buraya demiş ki x artı 2, 2x eksi 6. Tamam mı? Şurası 6. Evet, bu BD kenar ortaya olduğunu söylüyor. Tamam mı arkadaşlar? A, B, C. Bize BC uzunluğunu soruyor. Burası kenar ortaysa ne yapıyorduk arkadaşlar? X artı 2 eşittir 2x eksi 6'ya. Doğru mu? Buradan attık karşıya. X'imiz ne çıktı? Bu buraya, bu buraya. X'imiz 8. Burası ne oldu? 10. Burası ne oldu? 8'i koyarsak yine 10. Evet arkadaşlar. Üçgeni görüyor musunuz? Dik üçgen. 20, 12. Buraya ne kaldı? Hatırlayacaksanız dik üçgen. Ben hiç hesaplamaya girmiyorum. 3, 4, 5'in katları mı deniyorum? 5'in 4 katı, 3'ün 4 katı. O zaman 4'ün 4 katı 16 diyorum. BC'miz 16 birim çıkıyor. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Devam ediyorum. Evet. Geliyor bir dahaki örneğin. Yine arkadaşlar şöyle bir üçgenimiz var. Buraya kenar ortay, buraya kenar ortay. A, B, C, burası G, burası E, burası da D. Demiş ki arkadaşlar 2y artı 4, 3y eksi 1. Neyi soruyor? X artı 6, 2x eksi 2. Bize sorduğuna göre arkadaşlar x artı y buradan nedir? Bize bunu soruyor. Sevgili arkadaşlar, kenar ortaysa 2 eşit, kenar ortaysa 2 eşit. Farklı x'ler farklı y'ler verdiğine göre bu birbirine eşit, şu birbirine eşit. X ve y'yi buradan çıkaracağım. 2x eksi 2 eşittir x artı 6. X'i buraya atıyorum, sayıyı buraya. X buraya eksi geçti. 2x eksi x eşittir 6 artı 2 değil mi? Eksi 2 karşıya artı geçti. Burası x kaldı. Karşısı 8. X'imiz 8'miş. X'i buldum. Y'ye de bakalım. 2y artı 4 eşittir 3y eksi 1. Evet arkadaşlar. Y buraya, sayı buraya. Ne oldu? 3y eksi 2y dedim. 4 vardı artı 1 dedim. 5 eşittir y. Çıktı mı arkadaşlar? X'imiz 8, y'imiz de 5 ise 8 artı 5'ten 13 cevabını buradan tak diye buluyoruz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Şimdi gelelim bakalım. Burada açı ortay ve kenar ortayın beraber sorulduğu güzel bir soruya. Evet, biraz daha şöyle büyük çiziyorum. A, B, C. Şurası N, şurası D. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi AN açıortay, AD kenarortay. Bu soruda sevgili arkadaşlar diyor ki 4AB eşittir 3AC'ye. Anlaştık mı? Şurası da şu arası da 4 santimmiş. Bize neyi soruyor? BC uzunluğunu soruyor. BC'nin tamamını soruyor. Şimdi arkadaşlar 4AB. Burası o zaman 3K. 3AC. Burası o zaman 4K. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman açıortay varsa şu kenarları N'den açıortay yapıyorsa şuraya, şurası değil mi? Şöyle gösterelim. Şöyle. Şu da kenarortay. Bu tam 2'ye bölecek. Ama şurada 3'e 4 bölünme şartımız olacak değil mi? Yani şuraya kadar 3x, buraya kadar 4x. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi hocam 3x'e 4x yani açıortaylar kenara tabanlara oran verirdi. Doğru mu? Kenarlara oranınca 3'e 4 bölündü. Bunu bir önceki dersimizde gördük. Peki arkadaşlar buradaki 4 demek ben o zaman şurası kenarortaysa şurası ne oldu arkadaşlar? 3x artı 4. Peki şurası ne oldu? Tamamı 4x'ti. 4x eksi 4. Bunlar birbirine eşit mi?
Evet. Aha da x'i buradan bulacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? 3x artı 4 eşittir 4x eksi 4. Ne oldu arkadaşlar? X buraya, sayı buraya. 8 eşittir x çıktı. Şimdi x'imiz 8 ise bc'miz neydi? 7x'ti değil mi? 7 çarpı 8'den 56 olaraktan burayı buluyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Geçiyorum. Kenar ortayla ilgili ağırlık merkeziyle alakalı gelecek sorular arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Diyorum ki arkadaşlar şöyle bir örneğim var. Bir üçgen çiziyorum yine. A'dır, B'dir, burası da C'dir. Şöyle demişim, burası G noktası ve şöyle demişim, G noktasında bunlar kesişiyor, tamam mı? Burası x artı 2, şurası 3x demişim. Evet arkadaşlar. Şuraya da 5 demişim. Tamam mı? G, E noktası burası. Burası da D noktası. Şu G'yi biraz büyük çizelim. 6 gibi olmasın. G noktası. Tamam. Şimdi arkadaşlar hatta şunu bir karartmayalım. Düzgün yazalım bir. Şurası G noktası. Burası 5. Şurası bilinmiyor. Bize sorduğu şu. BG artı AG eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Şu uzunlukların toplamını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar BG burası. AG bu da burası. Değil mi? Şimdi 2'ye 1 oranı vardı ya, bakıyoruz. Şurası 5 ise burası 10. Burası arkadaşlar 3x, burası da bunun yarısı olması lazım değil mi? Nasıl yapacağız hocam? Yarısıysa 3x bölü 2 eşittir x artı 2 ya da 3x eşittir 2 çarpı burası dersiniz. Aynı manaya gelir. İçler dışlar çarpımı 3x eşittir 2x artı 4. X buradan 4 çıktı. Bize neyi soruyor? AG 3x yani burası 12. BG neydi? Bu da 10'du. Toplarsak ne oldu arkadaşlar cevabımız? 22 oldu. Anlaştık mı? Şimdi ağırlık merkezinde sevgili arkadaşlar hep uçtan köşeye doğru, yani köşeden kenara doğru, pardon, 2'ye 1 oranı olacak. Uzun taraf 2, kısa taraf her zaman 1 oranını verecek. Bu çok kullanılır. Çoğu yerde gelir. Artık örneklerini göstere göstere size arkadaşlar bunu ezberleteceğim. A, B, C noktası. Evet, şöyle iki tane kenar ortay. Burası G noktasında. Burası E, burası D. Şurası 3'müş, burası 8'miş. Bizden sorduğu şu. GE artı neyi soruyor? GC uzunluğunu soruyor. Evet arkadaşlar. 4 ise buraya ne düştü? Pardon, 8 ise buraya ne düştü? 4. 3 ise buraya ne düşecek? 2 katı 6. Evet. GE'miz 4. GC'miz 6. Toplarsak arkadaşlar 10 santimi bulduk. 10 birim. Devam ediyorum. Bir dahaki sorum geliyor bununla ilgili. Çok güzel sorular arkadaşlar. Gerçekten devam ediyoruz. Burası yine G noktası. Burası A, burası B, burası C. Evet. Şurada kenar ortaylar ağırlık merkezinde dik kesişmiş. Burası 4, burası 3. Şurası E demiş, buraya da D diyeceğiz tabii ki. Evet arkadaşlar, şuradaki x'imizi soruyor bize. Sevgili arkadaşlar gelin bakalım. Neydi ağırlık merkezinde? 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran var değil mi? Köşeden gelirken 2, kenara giderken 1. Köşeden gelirken 2, kenara giderken 1. 3 ise 6. 4 ise 8. Amanin, dikliği gördük mü? X hipotenüsü mü soluyor mu? Pisagor teoremi nedir arkadaşlar? 6, 8 ne vardı? 10 üçgeni vardı. X'imiz eşittir buradan. Tak diye 10 çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Siliyorum. Bir dahaki sorun geliyor. Bu sefer bir kademe daha değişik bir soru. Hadi bakalım. A, B, C. Şöyle arkadaşlar. Bir tane daha üçgen vermiş. Burası G, burası bunun ağırlık merkezi. Buradan doğrusal geçiyor, tamam mı arkadaşlar? Doğrusal burayı böyle yarıp geçiyor. Burası D, şurada da E var. Tamam mı? G ABC'nin, E de GBC üçgeninin ağırlık merkezi. Yani bu büyük üçgenin, bu da küçük üçgenin ağırlık merkezi.
Evet arkadaşlar, neyi vermiş bize? GE, GE eşittir 12 santim ise bize diyor ki AG uzunluğu, AG uzunluğu eşittir nedir diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şurayı biraz daha aşağı kaydıralım ki biraz daha gerçekçi olsun. E biraz daha aşağıdaymış. Çünkü 2'ye 1 oranı olacak. GE'miz şuramız 12'ymiş. Tamam arkadaşlar. Evet, küçük üçgenden o zaman geliyoruz. Elimizdeki mevcut bilgi küçük üçgeni gösteriyor. Küçük üçgende 2'ye 1 ağırlık merkezi. 12 ise burası 6. Doğru mu? Şimdi burayı bitirdim. Büyük üçgene bakıyorum. Yine 2'ye 1 olacak. Burası nedir arkadaşlar? 18 ise AG'miz ne olacak? 36 birim olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Siliyorum, geçiyorum. Bir sonraki daha zor olan bir soruya geçiyorum. Bu arada sevgili arkadaşlar, benle beraber yazdığınıza inanmak istiyorum. Yoksa böyle hani YouTube'dan film izler gibi açalım şunu bir izleyelim, böyle komiklik olsun, güzellik olsun, bir şeyler görelim. Lütfen o açıdan bakarsanız arkadaşlar, yani ben rahatsız olurum. Tamam mı? Öğrenemezsiniz arkadaşlar. Yani öğrenme olmaz. Öğrenme demek arkadaşlar, kalemi kağıdı alacaksınız, karşıma geçeceksiniz. Birebir özel ders alıyormuş gibi benden dinleyeceksiniz. Olay bu. Evet, burası 10, burası 8. Burası yine G ağırlık merkezi. Şurasına X demiş. Tamam mı arkadaşlar? Başka da verilen bilgi yok. Eğer bu böyleyse diyor. Eğer burası böyleyse. Bakın şurası G. Burası 8 ise şurası ne arkadaşlar? 4. Evet. 18 burası dik mi arkadaşlar? Şurası ne olacak? 18 ne vardı? Ne üçgeni vardı? Burası 6 geldi mi? 6, 8, 10. Doğru mu? Bakıyorum arkadaşlar. Burası 6. Kenar ortay burası. Değil mi? G noktası kenar ortayın kesme noktasıdır. 2'ye 1 yapacak G noktasında. 6 ise x'imiz kaç oldu arkadaşlar? 3 olaraktan buradan cevabı sizlerle buluyoruz. Geçiyorum bir dahaki bölümüme.